Herkese merhabalar. Dokunun sınıfı matematik. Birinci dönem birinci yazıya süper bir şekilde hazırlanacağız ve en iyi notları alacağız diyoruz. <laughs> ve hadi bakalım bugünkü dersimizde sizinle beraber ilk başta süper hızlı bir öğrenci notları kısmımızla süper hızlı bir özet yapacağız ve konuları tekrar edeceğiz. Biliyorsunuz bugün dersimizde mantık, aynı zamanda kümeler ve denklem ve eşitsizlikler ünitemizden sorumluyuz bu yazılımızda. Ve bunların tabii ağırlıklarını Milliyetin Bakanlığı bu sene ilk defa yaptığı Dokunan birinci ortak yazılı konu soru dağılım tabloları ve aynı zamanda örnek senaryolar yani örnek sorularla ilk defa çok değişik bir sisteme geçtik. Ve artık mantıktan kümelerden kaç tane soru geleceğini biliyoruz ve farklı senaryolarımız var. Okul genelinde yapacak sınavlarda ve aynı zamanda örnek sorularımız var elimizde. Yani Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı bu 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 tarz sorular çıkar karşımıza gelecek soruların benzerleri çıkacak şekilde senaryolarımız var ve aynı zamanda burada da sizinle beraber biz bunların hepsini inceledik ve buna uygun soru tiplerini süper bir şekilde bu dersimizin içerisine koyduk ve ilk başta konu özeti yapacağız sizinle beraber. Ardından hap bilgilere bakacağız. Yani size gerçekten de bu yazılda sorulur. Bu kesin çıkar şeklinde uyarılar vereceğim. Ve ardından tabii ki yazılımızda olduğu gibi açık uçlu ve klasik soruları çözeceğiz ve MEB ortak sınavlarına da il ilçe genelinde yapılacak ortak sınavlar içinde şimdiden bazı test soruları da çözeceğiz. Yani sizinle beraber açık uçlu ve test sorularının olduğu karma bir sınav yapacağız ve bunu yaparken de yazılı provamızı yaparken de tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarının, tıpkısının aynısı yani %100 kazanımlar dahilinde sorular hazırladık senin için aynı sınavda çıkacağı gibi diyorum ve aynı zamanda bunu yaparken en büyük yardımcımız biliyorsunuz yazılı programımız var artık kamp programımız e, açıklandı ve her gün 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 neler yapacağımız belli ve gün gün hangi derslerin geleceği belliydi zaten ve aynı zamanda bunu yaparken yazılı notlarını kullanıyoruz 9. sınıf 1. dönem yazılı notları 1. ve 2. yazıyı kapsıyor ve elimiz kadar zaten küçücük bir şey ve burada bütün konuları edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji bunların hepsini tekrar edeceğiniz yazılı notlarımızla dersimizde çalıştığımız zaman, yazılımıza çalıştığımız zaman ve her tarafa götürebilirsiniz bunu. Küçük ve aynı zamanda buna yepyeni bir özellik geldi. MEB ortak sınav denemeleri özelliği geldi. Ve bu özelliğe ulaşmak için de kitabımızı aktive etmemiz gerekiyor. Buradaki kazımayı yaptıktan sonra hemen onunla alakalı ufak bir intromuz var. Sonra dersimiz başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazılı notları kitabımızdan MEB ortak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda tas uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazı notları kitabınızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğünüz aktivasyon kodunu Tats uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmazla.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Evet tekrar hoş geldiniz. Sizinle beraber bugün mantık ünitemizi aynı zamanda Kümeler ünitemizi ve aynı zamanda üçüncü ünitemizin başlangıcını yani denklemler ve eşitsizliklerin sadece başlangıcından sorumluyuz. Ve birinci yazılımızda konular bunlar. Ve tabii ki tekrar söylüyorum yazılı notlarımızdan lütfen tekrarlarımızı yapalım. yazı notlarından sayfalarımıza belli hemen sayfaları vermek istiyorum. Yazılı notlarından birinci dönem birinci yazılı matematik kısmının lütfen sayfalarına hemen beraber bakalım. Hemen burada birinci dönem birinci yazılı için sayfalarımız... E, sayfa 90'dan başlıyor. Sayfa 90'dan başlıyor. Burada fen özel bazı parçalar da var bu arada. E, fen liseleri olmayan arkadaşlarımız bunları okumak zorunda değiller. Bunları tekrar etmek zorunda değiller. Ve buraya kadar yani ikinci yazılıya kadar sayfa 90'dan mutlaka 105'e kadar lütfen tekrarlarınızı yapın diyorum. Aynı zamanda Dinamo Matematik kitabı olan arkadaşlarımız için de yazılıya hazırlık kısımlarını ihmal etmeyin diyorum. Bu da hemen göstermek istiyorum. Yazılıya hazırlık kısımları burada sayfa 44-45 arasında mantık yazılıya hazırlık kısmımız var. Ee, Dinamo Matematik Soru Bankamızda ve aynı zamanda kümelerle alakalı kümelerle alakalı da sayfa 79 ve 80'de yazdığı hazırlık kısımlarımız var ve aynı zamanda ALFL tekrarlarını da yapabilirsiniz diyorum. Diğerini yapmanız gerek yok çünkü çok geniş bir ünite ve süper bir şekilde hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Bir kere ilk başta mantıkta neyi öğrenmiştik? Doğru ya da yanlış diyebildiğimiz her şey aslında bir önermedir. Mesela merhaba sen nasılsın bir önerme değildir. Çünkü buna doğru ya da yanlış diyemezsin ama Türkiye'nin başkenti İstanbul deseydi bu da bir önerme olurdu. Yanlış da olabilir önerme ama sonuçta. Doğru ya da yanlış diyebildiğin her şeydir diyoruz. Mesela burada doğru olunca bir diyorduk zaten herkes biliyor bunu. Yanlış olunca da sıfır diyorduk ve bunu da denklik işaretini kullanıyorduk. Yani üç çizgi kullanıyorduk artık eşittir yok mantıkta denktir işareti var. Eğer bir önerme doğruysa bunun değili yani üzerinde ufak bir çizgisi olanı tersidir yani yanlıştır diyeceğiz. Bunun tam tersi de geçerli. Eğer bir önerme yanlışsa bunun değili aslında birdir doğrudur diyebiliriz. Mesela Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur. Yanlış bir önermedir. Bu Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur olsun. Bunun tersi yani Türkiye'nin başkenti İstanbul değildir. Değili birdir. Yani doğrudur diyoruz. Bu kafa karıştırıcı duruyor ama çok önemli bir ayrıntı diyoruz. Peki doğruluk tablolarında bir önerme için iki üzeri en tane durum vardır. Yani bir önerme ya doğru olur ya da yanlış olur. Olabileceği iki tane durum vardır başka yoktur. Ama iki tane önerme için mesela P ve Q dediğimiz zaman önermelerden 2 üzeri iki tane durum vardır. O da dört tane durum vardır. İkisi de doğru olabilir. Birisi doğru, birisi yanlış. Birincisi doğru, ikincisi yanlış. İkisi de yanlış şeklinde dört farklı durum ortaya çıkar. Doğruluk tablolarında bunu çok karşılaşacağız. Bir de birleşik önermeler var. Birleşik önermeleri hemen şöyle hatırlayalım. Birleşik önermeleri hatırlarsak eğer bir veya işlemimiz var, ve işlemimiz var, ya da işlemimiz var. Aynı zamanda ise işlemimiz var koşullu önerme dediğimiz ancak ve ancak işlemimiz var diyoruz. O zaman hemen bunları şöyle büyütüyorum veya ve e, ya da işlemimiz var ise işlemimiz var ve ancak ancak işlemimiz var ve burada şöyle bir kuralımız var. Veya işlemi toplama gibi sıfır artı sıfır sıfırdır, sıfır artı bir birdir, bir artı sıfır birdir ve mantık konumuzda sadece Unutmayalım bir ve sıfır vardır. Başka bir rakam yoktur. Aynı bilgisayarlar gibi. Dolayısıyla bir artı bir iki yazamadığımız için bir yazıyoruz diyoruz. Peki V işlemi de aynı çarpma işlemi gibidir. Bir kere bir birdir. Bir kere sıfır sıfırdır. Sıfır kere bir sıfırdır. Sıfır kere sıfır sıfırdır. Hemen bu şekilde aklımıza tutalım. Peki buna veya diyoruz unutmayalım buna da v işlemi diyoruz. Bir de burada ya da işlemimiz var. Ya da işleminde de burada aynı olunca sıfır farklı olunca bir oluyor. Bir e, ya da bir sıfırdır. Sıfır ya da sıfır sıfırdır. Ama bir ya da sıfır birdir. Sıfır ya da bir birdir şeklinde aynı sıfır farklı bir kuralımız var burada diyoruz. Aynı zamanda burada koşullu önermede en fazla çıkan sınavlarda. Milliyetin Bakanlığı'nın komisyonlarının da en çok sevdiği ve en fazla çıkan aslında budur. Bu da ise kuralıdır. Hiçbir zaman çıkmadığı sene yok. Ben görmedim yani. Birinci dönem birinci yazılda bunun sorulmadığı sene yok. O da yüz kuralı. Yüz kuralı diyor ki ise işleminde sonuç sadece tek bir durumda sıfır olur. Yani yanlış olur. Sonucun yanlış olduğu tek bir durum vardır. O da bir ise sıfır sıfırdır. Yani ben bunu yüz kuralı diye kodladım. Yüz kuralı dışında sonucun sıfır olduğu hiçbir işlem yoktur. Dolayısıyla sonuçlar genellikle bir oluyor ise de ama genellikle bize sorunun geldiği kısım burası oluyor. Yani bir ise sıfır Sıfırdır. Bunun dışında sıfır olduğu sonuç yoktur. Bu çok sorulur. Hemen söylüyorum. Ve aynı zamanda ancak ve ancak işlemine baktığımız zaman iki yönlü aslında bunun her iki tarafa doğru olanına bakıyoruz. Ve bu da aslında şöyle yapılıyor. Ee, P ise Q. E, Q ise P. Aynı bunun gibi bunun V'lisi diye şeklinde düşünüyoruz. Yani bunun ikisinin birleşmiş hali diye düşünüyoruz. Ve burada şunu unutmayacağız. Aynı bir oluyor farklı sıfır oluyor. Aynı bunun tam tersi oluyor aslında. Burada aynı olunca bir ancak ve ancak bir birdir. Sıfır ancak ve ancak sıfır birdir. Bir ancak ve ancak sıfır sıfırdır. Ve bunları da ikisi birbirleriyle farklı olduğu zaman sonuç sıfır e aynı olunca da bir oluyor diye aklımıza tutacağız. Aslında bi bütün bilmemiz gereken birleşik önermeler mantığı bu kadar. Ve burada şunu bilmemiz gerekiyor. Burada bazı kurallarımız var. Mesela e, De Morgan kuralı denilen bir kural var. Sınavlarda çok severler sormayı. O da şudur. P veya Q şeklinde bir şey yazdık. Üzerine de değilini koyduk. Değilini koyduğumuz zaman bu... Bu içeriye dağılıyor. Bu içeriye dağılıyor. Bir de bu işarete dağılıyor. Bu VA'yı V haline getiriyor. Eğer V olsaydı içeride yani P ve Q'nun değili deseydik bunu da yapalım. Burada yine aynı şekilde üçüne de dağılıyor P'nin değili. Burası veya'ya dönüşüyor. V'nin değili veya'dır. Veya'nın değili V'dir şeklinde aklımızda tutalım. Q'nun değiline dönüşüyor. Yani bu şekilde dağılmış oluyor. Demorgun bunu ispatlamış oldu ve tarihe geçti diyoruz. Ve aynı zamanda değişme özelliği vardır. P veya Q, Q veya P'dir. Aynı şekilde V için de söyleyebilirsiniz. P ve Q, Q ve P'dir diyebiliriz. Ve birleşme özelliği vardır. Bir birleşme özelliğinde buradaki parantezleri birleştirdiğimiz zaman ben kalkıp bu parantezi buraya aktarabilirim. P ve Q'yu aktarabilirim ama birleşme özelliğindeki şart şudur. Tüm tüm işlemler aynı olmak zorunda tüm işlemler aynı olmalı. Bak burada dikkat edelim. Şurası çok önemli. Burası V ise burası da V. Burası da V, burası da V. Bütün işlemler aynı. Ama bir de dağılma özelliği var ki sınavlarda çok sevilir. Çok da sorulur bu. Gerçekten altı yıldızlı. Burada aslında V'nin V'nin üzerine dağılma özelliği. Bunun tam tersi olabilir. V'nin veya üzerine dağılma özelliği de olabilir. Bununla bunu, bununla bunu dağıtıyoruz aslında. Ve bunu yaparken şunu bir bütün olarak düşünüyoruz. P veya P veya Q P veya R bir de bu işaret de parantezin içindeki işaret de dışarıya taşınıyor ve parantezler aslında ikiliyor ve dağılıyor. Normalde çarpmanın toplama üzerine veya çıkarma üzerine dağılma özelliği gibi bunu şu şekilde yapabiliriz bu arada. P ve Q veya R diye bir dağıtıyoruz. Burada bak dikkat et. Parantezin içindeki işaret dışarıdaki işaret farklı birbirinden. Burada ise birleşme özelliğinde aynı olunca birleştirebiliyoruz. Bunlar çok önemli ayrıntılar bu arada. Sorular geliyor bununla alakalı. Burada yine dağıtıyoruz. Dağıtıyoruz. Ama bununla dağıtıyoruz. P ve Q diyoruz. P ve R diyoruz ve bunları paranteze koyup parantezin içindeki işareti dışarıya yazıyoruz şeklinde bir kuralımız var diyorum ve bunlar da acayip önemli karşımıza çıkar. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Eğer bize bir e, değilin yani P'nin değilinin değilini sorarsa da bunun cevabı kendisidir. Aman dikkat edelim bazı sorularda bazı kıl sorularda karşımıza gelebilir bu diyorum ve hemen bir de koşullu önerme dediğimiz bu gerçekten de sınavla ...alarda her zaman bu yüz kralından... ...sorunun geldiği bu kısmın... ...içinde şöyle bir ayrıntı daha var. Orada şunu bilelim. Ee, P ise... ...Q'yu ben istersem... P'nin değili veya Q diye yazabiliyorum. Bu da bu dönüşümü sağladığımız zaman yani ise'yi veya'yı çevirdiğimiz zaman işlemleri daha rahat yapmamızı sağlıyor. Bir de şöyle bir kuralımız var. P ise Q önermesinin karşıtı dediğimiz şey yer değiştirmiş halidir. Q ise P'dir. Tersi dediğimiz şey ikisinin de değilini almış halidir. Karşıt tersi dediğimiz şey de her ikisini de yapıyoruz. Hem yer değiştiriyoruz Q ile P'yi. QLP'yi yerleştirdik. Bir de üzerlerine değillerini aldık. Bu da önemli bir ayrıntıdır diyorum. Ve en son olarak da mantıklı hatırlamamız gereken şey niceleyicilerdi. Şu ters A her demekti. Hepsi demekti. Bunu da bir yazayım. Hepsi demekti. Tüm hepsi demekti. Bu e, sola bakan e de bazıları demekti. Yani birkaçı, bazısı gibi e, bir niceleyiciydi. Yani mesela ben şöyle bir şey yazarsam. Her x elemanıdır doğal sayılar yazarsam aslında bu bütün doğal sayılar için demek. Bütün doğal sayılar demek. Veya şöyle bir şey yazarsam her x elemanıdır... Z dersem tam sayılar dersem bazı ya bak bazı X elemanıdır tam sayılar dedim. Bazı tam sayılar demek aslında burada demin her dedim ama bazı demek bu. Bazı tam sayılar demek. Dolayısıyla burada bazı kurallar karşımıza gelecek ve bunun gibi önermelerde de bunları kullanacağız. Ve şunu da unutmayalım. Herin değili bazıdır aslında ve eşittirin değili eşit değildir aslında. Büyüktürün değili ise büyüktürün değili ise küçük veya eşittir. Bu da önemli bir ayrıntı. Yani e, büyüktürün değili küçüktür değildir. Büyük veya küçük veya eşittir. Bu da önemli bir ayrıntı veya şunun değilini hemen sorayım. Bu challenging bir şey aslında. Büyük ve eşittirin değili ise küçüktür şeklinde aklımıza getirebiliriz ve mantığı bitiriyorum. Şimdi artık Kümelere geldik. Kümelerdeki tekrarımızı yapalım. Ardından tabii ki sorularımıza geçeceğiz. Burada A kümesi demiş. Eşittir demiş. Parantezimizi açmış. Küme parantezini açtıktan sonra parantezimizi kapatmış. A virgül. B e, virgül C'nin parantezi hali virgül D demiş. Şimdi bu kümede kaç eleman vardır derlerse şöyle düşüneceğiz. Bu küme parantezini açtıktan sonra ilk eleman A'ymış. Sonra virgül gelmiş. Diğer elemana kadar... Ama bu virgül bu büyük parçanın içinde bir virgül. Bu diğer eleman. Yani bu birinci elemanı kümenin. Bu ikinci elemanı kümenin. Eleman bak bayağı büyük bir şey. Bu da üçüncü elemanı aslında. Dolayısıyla bu kümenin üç tane elemanı var. Ve A bunun elemanıdır. Ama B bunun elemanı değildir. Ne elemanıdır? Parantezli bir şekilde B virgül C aslında A'nın elemanıdır. Bak C elemanı değildir A'nın. Bu çok önemli bir ayrıntı. Ama burada dikkat et. parantezin içinde bu ana küme parantezin içinde bazı küme parantezleri olabilir. Onlara dikkat edeceğiz. Onlar eleman değildir aslında. Peki en elemanlı kümenin kaç tane alt kümesi vardır dersek 2 üzeri n tane alt kümesi var. Mesela bu e, A kümesinin 2 üzeri 3 tane yani 8 tane alt kümesi vardır. Peki öz alt küme deseydi Özalt küme deseydi o zaman diyecektik ki 2 üzeri n eksi 1 yani mesela A kümesinin kaç tane özalt kümesi vardır? 2 üzeri 3 eksi 1 yani 7 tanedir ve bu da aslında özalt küme de kendisi hariç alt kümeleri demekti. Yani kendisi de bir alt kümesi olduğu için kendisi hariç alt kümeleri demekti. Mesela ben ee, B kümesi desem, 1, 2 ve 3 desem, bunun alt kümeleri nedir dersek, aslında şöyle düşünüyorum. B kümesi böyle bir küme. Bunu Venn şeması şeklinde şöyle gösteriyorduk. 1, 2 ve 3 diye gösteriyorduk. Bunun içinde alt kümeler oluştur deseler bana, ben aslında şöyle bir küme yapabilirim. Mesela şu bir alt kümedir. Veya şu bir alt kümedir. Sadece birinin olduğu. Veya... Ee, Şöyle 1 ve 2'nin olduğu bir alt kümedir. Veya devam ediyorum. E, sadece 3'ün olduğu bir alt kümedir. Veya e, şurada boş bir küme alt kümedir. Boş küme de alt kümedir. Aynı zamanda devam ediyorum. Şöyle bir... E, şu 2 ve 3'ün olduğu bir alt kümedir. Yani 10 yani 8 tane alt küme yazabilirim ben bunu bu şekilde. Ama kendisini de bir alt küme olarak alabilirim aslında ve bunu aldığım zaman da kendisi de alt kümesi oluyor. İşte öz alt küme kendisi dışındaki alt kümeleri demekti. Peki şöyle bir kuralımız daha var. B kümesinin alt kümelerinin kaçında 3 yoktur derse şöyle yapacağız. 3'ü sileceğiz. Kaç tane kaldı? 2 tane. O zaman 2 üzeri 2 4 tanesinde Üç yoktur alt kümelerinin. Peki e, B kümesinin alt kümelerinin kaçında kesin bir vardır dediği zaman o zaman aynı şekilde yine biri kapatacağız. Kaç tane kaldı? İki tane. Yine 252 dört tanesinde kesin bir vardır diyeceğiz. Çünkü bizim vardır veya yoktur dediğimiz şey onlar kesin olduğu için diğerlerinin üzerindeki ihtimallere bakıyoruz. O da dört tane çıkıyor diyoruz. Bunlar sınavlarda geliyor ve bu alt küme soruları da kesin yüzde yüz gelecek ve dediğim gibi bundan vardır bundan yoktur diyecek. Bundan ee, işte kesin vardır diyecek. Ke, Özalt küme ...kümeleri kaç tane diyecek şeklinde bazı sorular gelecek karşımıza. Örnek sorularda da bunlar çokça vardı. Peki geldik şöyle bir e, küme gösterimine. B kümesi A kümesini kapsamış. Buna kapsama diyoruz. Yani B kümesi A kümesini kapsıyor. Hatta şunu şöyle söyleyebiliriz. A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Zaten bunu da böyle yazıyoruz. A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Alt küme işareti de böyle e, bir işaret. Peki aynı zamanda boş küme B kümesinin alt kümesidir. Boş küme her kümenin alt kümesidir bu arada. Ve B kümesi kendisinin bir alt kümesidir. Ve işte bunu çıkardığımız zaman zaten öz alt kümeye dönüşüyor diğer alt kümeleri. Eğer şöyle bir şey yazarsa sorularda... Bu da çok kıl bir şey bazen anlaşılması zor. A, B'nin alt kümesi. B de A'nın alt kümesi. O zaman A ile B eşit kümelerdir. İşte eşit küme mantığı da buradan çıkıyor karşımıza. Burada mesela 1, 2 desek... A kümesinin elemanlarını yazdırsak tak 1 ve 2 yazarız. B kümesinin elemanlarını yazdırsak tak yine 1 ve 2 yazarız. Başka, çünkü arada bir şey yok ki. Arada bir şey olmadığı için bunlar birbirine eşit kümeler olduğu gözüküyor diyoruz. Peki bir de evrensel küme mantığı var. Evrensel küme mantığında da şunu bilmemiz gerekiyor. Aslında bütün kümeleri kapsayan genel bir küme. Bunu E diye gösteriyoruz. Köşeli gösteriyoruz genellikle. Mesela burası A kümesi ise A kümesinin sınırları buysa eğer bunun dışındaki bütün elemanlar aslında evrensel küme ile A kümesinin arasında kalanlar yani şu bölge kırmızı bölge dediğimiz bölgeye biz A'nın tümleyeni yani A'nın A'nın dışındaki dışındaki e, elemanlar veya A'nın dışındaki her yer diye düşünebiliriz. Bu A'nın tümleyeni kelimesi de karşımıza aslında Mantıktaki bu değili şeklinde geliyor. Mantıkta nasıl vardı? P vardı bir de P'nin değili vardı. Yani P önermeydi. Önermenin değili tersi. O zaman A kümesi mesela doğal sayılar kümesi ise doğal sayı olmayanlar dışarıdadır ya aynı onun gibi düşünüyoruz. Doğal sayılar doğal sayı di değil olanlar yani doğal sayının dışındakiler diyoruz. Peki geldik işte sınavlarda en fazla çıkan kısma kümeler deyince aklımıza hemen kesişim geliyor, birleşim geliyor. Kesişim ve birleşimde A kümesini çizdik. A kümesinin sınırlarını hemen şöyle sarıyla gösterebiliriz. Sarıyla şu çizgiler aslında. Şu çizginin içerisindeki her şey A kümesinin içine giriyor. B kümesinin sınırları da şu çizginin mavinin içindeki her şey bunu da B kümesinin içine giriyor. İşte bunların ortak olduğu yere kesişim kümesi diyoruz. A kesişim B diyoruz. E, A kesişim B'yi de böyle gösteriyoruz. Kesişimi böyle işaretle gösteriyoruz. Bu kesişim demek. Birleşimse union'dan U harfiyle gösteriliyor. E, bu da birleşim demek. Bu birleşim dediğimiz şey de hepsi demek aslında. Bütün burası, bütün burası A birleşim B demek ve bu A birleşim B'yi bulurken bu, bu ve bu üç bölgeyi toplamamız gerekiyor. A birleşim B'nin formül hesabı ise A'nın elemanları artı B'nin elemanları eksi kesişimin elemanları. Çünkü A'nın içindekileri ve B'nin içindekileri eklediğimiz zaman burayı iki defa saymış oluyoruz. O yüzden onu çıkarmamız gerekiyor. Böyle bir kuralımız var. Mesela örnek A'nın eleman sayısı 7 e, olsun. B'nin eleman sayısı 10 olsun. E, A kesişim B'de A kesişim B'de e, 3 olsun. O zaman A birleşim B nedir derse bize bu ikisinin toplamı 17 eksi 3 yani 14'tür A birleşim B'nin elemanı. Bu arada Eleman sayısı da S yazıyoruz. S şeklinde gösteriyoruz. Sayısı A birleşim B. Eleman sayısı 14 şeklinde bulabiliyoruz. Burada şöyle bir kural var. A'nın eleman sayısı 7 dediyse ben hemen şuraya 7 yazabilirim. Bak şuraya 7 yazıyorum. B'nin eleman sayısı 10 dediyse sorularda da böyle yapıyorum. Buraya 10 yazıyorum. Sakın buraya 10 yazmayın. Çünkü kesişim olduğu için burada bakın. Burada 3 bölge var. X var. Y var. Ve Z var. Aslında bu üç bölgedeki şeyleri dolduramazsınız. Çünkü 7 aslında x ve artı y'dir. Yani 7 dediğimiz şey x artı y'dir. Mesela 10 dediğimiz şey y artı z'dir. Burası çok önemli. Ama burası yani şu zımbırtı aslında bilmediğimiz için şu anda yazamıyoruz ya. Verdiyse bana eğer 3 diye o zaman diyeceksiniz ki 3 burasıysa eğer burasının da hepsi 7 ise 3 ile neyi toplarsak 7 eder? 4'ü diyeceğiz. Buraya yazacağız. 3 burası ise eğer bunun içerisindeki her şey 10 ise eğer 3 ile neyi toplarsak 10 eder? 7'dir diyeceğiz. Ya demek ki buradan birleşimin yani bütün buranın içinin 4 artı 3 artı 7 yani 14 olduğunda ispatlamış olduk diyoruz. Bir de şöyle bir kuralımız var. Bunun dışındakiler yani A birleşim B'nin A birleşim B'nin hatta şöyle yapalım. A birleşim B'nin değili yani bunun dışındaki her şeye baktığımız zamansa burası yani şu dışarıdaki alan oluyor şu anda taradığım alan oluyor diyoruz. Ve bu da e, aslında işte evrensel küme ile arada kalan zımbırtı mesela buraya 4 yazarsam ben bunun S'si 4'tür diye düşüneceğiz yani dışarıda kalan alana. Peki bir de şöyle bir kuralımız var o da fark kuralı. Mesela şöyle bir iki tane küme çizdiğim zaman buna C buna da D kümesi dediğim zaman şurası yani C'nin D'den farklı olan yerleri C fark D diye yazılıyor burası. Bu C fark şöyle yazılıyor C fark D diye yazılıyor bölme şeklinde değil. C fark D dediğimiz şeyi şöyle de gösteriyoruz C fark D, D diye gösterebiliyoruz. C fark D. C fark D. Yani eksi D de yazabiliyorsunuz. Ve burası aslında şu anda mavi morla boyadığım alandır aslında. C'nin içinden D'yi atıyorsun. D'yi at dışarıya. At 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 at. Ne kaldı? Burası kaldı. Aynı şekilde ben eğer hemen buraya bir tane daha yapıyorum. K, L yapıyorum. Burası da önemli. Mesela şu bölge nedir dersek. L'nin içinden K'yi at bölgesidir aslında. L'nin sadece L'de olacak. K ol, K'de olmayacak K, L fark K şeklinde düşünebiliriz burayı da. Mesela burası 5 olsaydı L fark K'nin eleman sayısı 5 olurdu. Burası 2, burası 3 dediğimiz zaman K fark L'de mesela 3'dür diyebiliriz. K kesişim L'de 2'dir diyebiliriz. Bu da ayrı bir ayrıntı diyorum. O zaman şu kuralı çok iyi bileceğiz. Bu kuralda A ile B'nin eleman sayısını toplayıp kesişimi çıkartıyorsun. Çünkü iki defa hesap ediyoruz. Bunlar karşımıza gelecek diyorum. Şimdi de kartezyen çarpımına bakalım. Kartezyen çarpımında bilmemiz gereken şey ilk başta sıralı ikiliydi. X virgül Y şeklinde parantezle yazıyoruz bu şekilde. Normal parantezle yazıyoruz. Mesela eğer bu 5,4 5 virgül 4 ise X 5'e eşittir, de 4'e eşittir. Bunu çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Mesela burada bazı sıralı ikiler var ama parantezli bir şekilde yazılmasının rağmen bir de üstüne dışarıdan küme parantezleri var. Aslında bu küme parantezleri bir kartezyen çarpım kümesinin parantezleri oluşturuyoruz. Şimdi mesela burada eğer bize bir e, A kümesi verdiyse, A kümesi deseydi bize işte ne, ne demiş burada? A ve B elemanlarına sahipmiş. A ve B süslü parantez bunlar tabii ki. B kümesi içinde hemen şu eksende 1 ve iki elemanlarına sahipmiş. 1 ve iki elemanlara sahipmiş ve bunların kartezyen çarpımını bulalım demiş. A çarpı B demiş. A çarpı B'de A ile biri. A ile 2'yi, B ile 1'i, B ile 2'yi yan yana sıralı ikililer şeklinde yazıyoruz. A1, A2, B1, B2. Neden A'yı başa yazdım? Niye 1A diye yazmadım? Çünkü A çarpı B'nin mantığı A'daki elemanlar ilk başta yazılır sıralı ikili de B'deki elemanlar da ikinci yazılır sıralı ikili de. Bu birinci bu ikinci. Sıralı ikilinin aslında A virgül B şeklinde yazılmış halini diye düşüneceğiz burada. A1, A2 yani bütün hep bütün olabileceklere bakıyoruz. Bununla bu, bununla bu, bununla bu, bununla bu şeklinde bütün olabileceklere bakıyoruz. Dört farklı nokta çıkıyor kartezyen yani çarpım aslında dört farklı noktadan oluşuyor. Bunların her birisi de bu sıralı ikilerin her birisi de koordinat sisteminde aslında birer noktadır. Bu koordinat sisteminde mesela 5,4 noktasını ben bu şekilde gösterirdim. Ve burası 5'ti burası 4'te Aynı oradan gelen bir mantık koordinat sisteminde birer noktadır. 1, 2, 3, 4 noktadan oluşan bir kartezden çarpım kümesi. Eğer bize B çarpı A deseydi eğer... B çarpı A deseydi o zaman B'nin elemanlarını en başta yazacaktım. 1A 1B 2A 2B şeklinde yazacaktım. Ve dikkat edelim B çarpı A'nın da A çarpı B'nin de 4 tane elemanı var. Neden? Çünkü bunun eleman sayısı A'nın eleman sayısı 2, B'nin eleman sayısı 2. A çarpı B'nin eleman sayısı da 2 iki kere 2'den 4 çıkıyor aslında buradan geliyor karşımıza. O zaman demek ki A çarpı veya B çarpı A'nın eleman sayısı A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısı da bulunur. Eğer A kümesi 7 elemanlı B kümesi 3 elemanlı olsaydı A çarpı B'nin eleman sayısı 21 eleman olacaktı. Bu da ayrı bir ayrıntı ama dikkat edelim sıralı ikilinin mantığı adı üstünde sıralı yani ilk başta İlk başa gelen kümeyi yazmak zorundayız kartezyen çarpımında diyorum. Bir de şöyle bir kural hatırlayalım hemen. A çarpı B kesişim C gibi bir şey sorarsa bize eğer bu bunun üzerine dağılabiliyor. Bu da A çarpı B kesişim A çarpı C olabiliyor ve bu da aklımızda kalsın bazı sorularda bazı kıl sorularda karşımıza gelebilir diyorum. Şimdi de geldik artık son ünitemize. Son ünitemizde aslında mantık olarak ilk başta bir sayı kümelerini tanımamız gerekiyor. Sayı kümelerinin hepsinin içinde bulunduğu kümeye gerçek sayılar kümesi diyoruz gerçek sayılar kümesi diyoruz tabi buna reel sayılar da diyebiliriz R ile gösteriyoruz bunu R dediğimiz bir e, harfle gösteriyoruz ama böyle yanına bir çizgi koyuyoruz bunun içerisinde bir rasyonel sayılar kümesi var rasyonel sayılar kümesi var bir de irrasyonel sayılar kümesi var bu da Q'nun üzerine çizgi koyarak bu Q ile gösteriliyor bu da Q'nun üzerine çizgi koyarak yani değil çizgisi koyarak buluyoruz. İrrasyonel sayılar kümesini hemen tanıyalım. Bunun içinde pi var mesela en bilinen. Çünkü sonsuza kadar gidiyor. Hiç durmuyor. 3,14,5,6,7,8. Hiç de bir şey yok. Düzeni yok aslında. Devirli sayı da olmuyor. Burada mesela kare köklü sayılar ama içinden çıkamayan. Ee, kare kökün içinden çıkamayan sayılar var. İşte karekök 10 var mesela. Kare kök 7 var burada mesela. E, kare kök 20 var mesela. Bunlar irrasyonel sayıların içine giriyor. Ama... Karekök mesela 16 dediğimiz sayı, karekök 16 dediğimiz sayı aslında 4'tür. 4 de bir doğal sayıdır. Buraya girer yani. Doğal sayıları da N harfiyle gösteriyoruz. N harfi dediğimiz e, doğal sayılar natural numbers'tan, natural numbers'tan geliyor aslında. Doğal sayılar 0'dan başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Peki tam sayılar var bir de. Onu da Z ile gösteriyoruz. Doğal sayılarda asıl farkı aslında içinde negatiflerin de olması. Doğal sayılarla tek farkı Yine tam sayılar gibi, doğal sayılar gibi ama içinde negatifler de var. Negatif tam sayılar vardır bu arada. Negatif tam sayıları hemen şöyle yazalım. Eksi bir, eksi iki, eksi üç, sonsuza kadar gider bu şekilde. Pozitif tam sayılar vardır. Bu da bir, iki, üç vardır. Bir sonsuza kadar gider. Bu ikisini birleştirdiği zaman tam sayılar olmuyor. Bir de içine sıfıra eklememiz gerekiyor. Aman dikkat edelim. Sıfır ve... E, negatif tam sayılar, pozitif tam sayılar aslında tam sayıların hepsini oluşturuyor diyoruz. Peki rasyonel sayılardan ne farkı var tam sayıların? İşte rasyonel sayılardan farkı da işte 3 bölü 5. Bunu ben tam sayı şeklinde yazamam. Eksi 1 bölü 2. Bunu ben tam sayı şeklinde yazamam. Bir de e, 0,7 mesela. Bu ondalık sayıdır. Tam sayı şeklinde yazamam. 7 bölü 10 diye yazarım bunu. 3,2 devirli. Devirli sayılar da dikkat edin irrasyonel değildir devirli sayılar. Devirli sayılar da rasyonel sayılardır. Ama bunların hiçbirisi tam sayılar olmadığı için tam sayıların dışına almışız. O zaman şöyle düşünelim. Bu kümelerden en küçüğü doğal sayılar. Hatta bunun bir küçüğü daha sayma sayıları diye söylenir. N üzerinde plus var. Yani artı var. N artı aslında sayma sayılarıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dur. Yani sıfırın olmadığı. Onun üstünde doğal sayılar vardır. Onun üstünde tam sayılar vardır. Onun üstünde yani onun tam sayılar Q'nun alt kümesidir. Rasyonel sayıların alt kümesidir. Bu da reel sayıların gerçek sayıların alt kümesi şeklinde düşüneceğiz. Ve rasyonel ve irrasyonelin birleşimi aslında reel oluştu. Yani bu ikisini birleştirdiğimiz zaman gerçek sayıları oluşturuyor diyoruz. Sayı doğrusunu da hemen hatırlayalım. Sayı doğrusunda sıfır aslında herhangi bir işareti olmayan ne pozitif ne negatif sağ tarafta pozitif sayılar sol tarafta da negatif sayılar şeklinde düşüneceğiz diyoruz. Peki geldik bölme bölünebilmeye bölme bölünebilmede hemen şu kuralı atalım. A sayısını B sayısına bölersek sonuçta C çıkarsa kalan K olursa o zaman bizim iki tane bilmemiz gereken çok çok önemli bir özelliğimiz var. A sayısı B ile C'nin çarpımı Artı K'dir. Bu çok çıkar. Hemen bir örnek. E, 17'yi 5'e e böldüm. 3 kere 5 15 hop 2 kaldı. E, 5 kere 3 e, 17 aslında 5 çarpı 3 artı 2'dir şeklinde düşüneceğiz. Bu ikisinin çarpımı artı 2'dir. Ve şunu unutmayacağız hiçbir zaman. Her zaman ama her zaman buradaki K sayısı yani 2 sayısı her zaman ama her zaman B'den küçük olacak. Yani 5'ten küçük olacak. Yani 2 her zaman bundan küçük olacak ki eğer büyük olsaydı veya işte olsaydı tekrar bölünürdü. Tekrar bölünürdü. Mesela burası 20 çıksaydı 4 kere 5 20 derdim. Bir daha bölerdim. Dolayısıyla her zaman her zaman kalan bölenden küçük olmak zorunda diyoruz. Eğer kalan sıfır olursa zaten burada hiçbir şey olmazsa burası sıfır kalırsa tam bölünme vardır diyoruz aslında burada. Yani bunu herkes biliyor. Dolayısıyla bizim iki tane çok önemli kuralımız var. Bunlar sınavlarda hayat kurtarıyor. Genellikle şöyle sorular çıkıyor. Mesela e, işte bilmem e, 170'i x'e böldüm, e, sal x kareye böldüm, İşte sallıyorum e, 5. Burası da e, şöyle diyelim. E, 4 çıktı mesela sallıyorum 4 çıktı mesela burada x kare'nin e, alabileceği e, değer kaçtır diye soruyor bize hatta şöyle yapalım bunu bunu x kare yapalım bunu da e, 4 yapalım 4 yapalım e, evet bunu da x kare yapalım şimdi burada aslında x kare'nin 14 yapalım özür dilerim 14 yapalım burada X karenin alabileceği değeri ben buradan rahatlıkla buluyorum. Ama buraya C derse eğer bizim karşımıza X karenin X karenin e, en büyük değerini e, bulabilmek için 14'e göre kıyaslamam gerekiyor. Yani X kare küçüktür 14'ü kullanmam gerekiyor. Burada çok dikkat edin. Mesela X'in alabileceği değer 3'tür mesela burada. Kesinlikle 3 olmak zorunda çünkü X'i 4 yaparsam 16 olur. Bu 14 böleninden daha küçük olur. Daha büyük olur özür dilerim. Dolayısıyla biz burada şuna dikkat edeceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle kalan bölenden küçük olmak zorunda. X kare küçüktür 14'ü kullanacağım. X buradan kaç çıkar? Maksimum 3 olabilir şeklinde düşüneceğim. Oradan da C'yi rahatlıkla bulabilirim diyorum. Peki geldik hemen. Ee, şimdi bölünebilme kurallarını, bunlar çok önemli. Kesin sınavda soru geliyor bunlardan. İki ile bölünmede birler basamağı çift olmak zorunda, yani çift sayılar iki ile bölünebilir. Üç ile bölünme kuralı rakamları toplamı üç veya üçün katı olan sayılar. Mesela 724 mesela üç ile bölünülme hayır, çünkü rakamlarının toplamı 9 artı 4, 13, 13 üçün katı olmadığı için bölünmez Hatta bölümünden de 13'ü Üçe böldüğümüz zaman bir kalacağı için kalan birdir diye düşünebiliriz üçe bölümünden. E, 4 ile bölünme kuralına baktığımız zaman son iki basamağı 4'ün katı. Mesela 724 son iki basamağı 4'ün katı olduğu için 4 ile bölünebilen bir sayı. Veya 600 son iki basamağı 0 0 olduğu için 4 ile bölünebilen bir sayı. Mesela 600 rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olduğu için 3 ile tam bölünebilen bir sayı diye düşüneceğiz. Veya bu ikisi de 2 ile tam bölünebilen sayılar çünkü 4 ve 0 çift sayılar olduğu için. 5 ile bölünme kuralı çok heyecan verici ve her zaman sınavlara çıkar. Son basamağı 0 ya da 5 olan sayılar. Mesela bu 5 ile bölünür, bu 5'le ile bölünebilmez. 724'ü 5'e bölü böldüğümüz zaman 4 kalanını verir. 724'ü 5'e böldüğümüz zaman kalan 4'tür. Çünkü son basamağı yani birler basamağı 0 ya da 4 olmalıydı. 0'dan 4 fazla olduğu için kalan 4 olur diyoruz. 8 ile bölünme kuralına bakalım. 7 ile bölünme kuralı yok bu arada. E 6'yı göstereceğim birazdan. 8'e bölünme kuralı da son 3 basamağı 8'in katı veya 00. Mesela 1008 de tam bölünür. Veya işte 724 e, burada bakıyorum 724 8'in katımı teker teker bulmak gerekiyor veya işte e, 1032 diyelim mesela. Son 3 basamağına bakıyorum 032. 32, 32 8'in katı mı? Evet, tam bölünür diyoruz. Şimdi 9'a e bölünme kuralına bakalım. Rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olan sayılar e, 9 ile bölünür. Mesela 724 9 ile bölünmez. 724'e hemen bakalım. 9 ile bölün... 13 rakamları toplamı. 13'ü 9'a bölündüğü zaman kalan 4 olur mesela. 9 ile bölündüğü zaman. Veya işte e, 2, 1, e, 3, 6 diyelim e, ve e, 9 diyelim. Mesela bu 9 ile bölünür Hemen bakalım. Ee, bakıyorum. 3, 6, 6, 12, 21. Bu bölünmez mesela. Bunu 9 bölünebilir hale getirebilmek için... ...mesela 21'i, 27'yi tamamlamak için başına 6 koyarım. Mesela 621'in 369, 9 ile tam bölünür kalan da 0'dır diyorum. Çünkü rakamları toplama 27 çıkıyor bunun mesela. 10 ile bölünme kuralına baktığımız zaman son basamağı 0 olan sayılar... Yani zaten bildiğimiz bunun son basamağı birler basamağı sıfırsa bu da sıfırsa 10 ile bölünür. Mesela 286 diyelim 10 ile bölünür mü? Bölünmez tam bölünmez son basamağı 6 olduğu için de kalan 6 olur. Bu da önemli bir kural diyoruz. On ile bölünme kuralı artık son e, bir sayı var ABCD diye. Bunun sağ basamağından birler basamağından başlayıp artı eksi artı eksi diye... E, bütün basamakları da rakamlarına bir işaret koyuyoruz ve artıları kendi içine topluyoruz. B ile D'yi topladık. Eksileri kendi içine topluyoruz. A ile C'yi topladık ve bunları birbirinden çıkardığımız zaman 11'in katı ise tam bölünür diyorum. Burada da mesela 11 ile bölünür mü? Hemen ne yapıyoruz? Artı eksi koyuyoruz. Artı eksi artı eksi artı eksi koydum. E, bunu 9 artı 3 artı e, 2'yi topladım. E, sonra kaç çıktı? 12, 14. 14 çıktı. Eksi diyorum. Eksileri toplayalım. 6, 1, 6, 12, 13. 13. E, 1 çıktı. 1, 11'in katı mı? Hayır değil. Dolayısıyla bunun 11 ile bölümünden 1 kalır ve tam bölünmez diyoruz. Bir de şöyle bir kuralımız var. 6 e, işte 30 bazı kıl sayılar verecek 45 veya işte 15 ile bölümünden kalan diyecek veya 15 ile tam bölünür diyecek veya 45 ile tam bölünür diyecek. O zaman şöyle düşünmemiz gerekiyor. Asal 2 tane, aralığında asal 2 tane çarpanına bakmamız gerekiyor. 6'nın 2 ve 3 aralığında asal iki çarpanıdır. Veya 30'un 3 ve 10 aralığında asal iki çarpanıdır. Hem 3'e hem 10'a bölünmeli. 6 ile bölünme kuralı hem 2'ye hem 3'e bölünmeli. 45'e bölünme kuralı hem 5'e hem 9'a bölünmeli. Peki niye ben 30 ile bölünme kuralında 6 ve 5 diye yazmadım. Niye 6 kere 5'e e, diye düşünmedim? Çünkü 6 ve 5, e, 6'nın kendine ait bir bölünme kuralı var. O da ayrı 3, 2 ve 3. Dolayısıyla hiç buna bakmıyorum. Ama burada 3 ile bölünme kuralı var. 10 ile bölünme kuralını biliyorum zaten. Bu ikisine baktım. Aralarında asal iki tane çarpanına baktım. Mesela 5 ile 9. Niye burada 3 ve 15'e bakmadım çarpanları olarak? Çünkü 15'in de kendine ait bir bölünme kuralı yok şu anda ama 5 ve 9'un bölünme kuralını biliyorum. O yüzden onları kullandım. Hem 5'e hem 9'a bölünebilen bir sayı 45'e tam bölünür. Bunu da unutmayalım diyorum. Ve hadi bakalım o zaman artık sorularımıza geliyoruz. Yazılı provamız başlıyor. Şimdiden itibaren artık yazılıda çıkabilecek tarzda sorular çözeceğiz. Tekrar söylemek istiyorum. Burası çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı bu sene ilk defa ilk defa 9. sınıf matematik 1. dönem 1. ortak yazılı konu soru dağılım tabloları yayınladı ve örnek senaryolara uygun bir şekilde size sorular getireceğiz karşımıza. 3 tane konudan sorumluyuz. Mantık, kümeler ve denklem ve eşitsizlikler ve buradaki senaryolar belli ve buradaki örnek sorular da belli. Bu örnek sorulara göre sorular biz de koyduk yazılı programımızın içerisine. Kümeler, mantık, Aynı zamanda işte denkleme işsizlikler, bölme bölünme kuralı bunların hepsi burada nasıl varsa örnek saray olduğu için bizim sınavımızda da var ve bunu yaparken en büyük yardımcımız yazılı notları tekrar söylüyorum. Yazılı notlarını artık MEB ortak sınav denemeleri geldi. Yeni bir özellik ve bunu da aktive etmeniz gerekiyor. Kitabı aktivasyonunu yaptığınız zaman e, dijital versiyonunda bu kitabın dijital versiyonunda e, rahatlıkla MEB ortak sınav denemelerine tüm dersler için ulaşabileceksiniz. Ve aynı zamanda Dinamo Matematik kitabı olan arkadaşlarımız için hemen şunu söylemek istiyorum. Mantıktaki yazılıya hazırlık kısımları sayfa 44-45'teki mutlaka çözsünler ve aynı zamanda kümelerdeki e, sayfa 79-80'deki yazılıya hazırlık kısımlarını çözsünler diyorum ve hadi bakalım o zaman süper bir şekilde yazılı programımız başlasın. Şimdi bize P-Q PQR önermelerini vermiş ve buna göre demiş P ya da Q parantez ondan sonra ise demiş koşullu önerme e, Q e, ancak ve ancak R önermesinin doğruluk değerini bulunuz demiş. Baya karışık gözüküyor ama hiç korkacak bir şey yok. Çünkü P önermesinin ne olduğunu söylemiş bize. En büyük iki basamaklı negatif tam sayı eksi ondur demiş. Bu bir önerme doğru ya da yanlış diyebiliriz buna. Ee mesela merhaba nasılsın desedi bir önerme olmaz ama en büyük iki basamaklı negatif tam sayı eksi ondur diye bize söylüyor. Ben doğru mu yanlış mı düşüneyim bakayım. Diyorum ki ya evet gerçekten de İki basamaklı e, negatif tam sayılar eksi -99'dan başlıyor. Eksi -98, eksi -97 böyle böyle gider 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 ve son eksi -10'a kadar gelir ve en sağdaki en büyüktür ilkesine göre iki basamaklılar buradan buraya kadar gelir. Eksi -100'dür bundan sonraki üç basamaklı veya tek basamaklıdır ve buradaki en sağdaki en büyüktür o zaman P önermesi doğrudur diyorum. P'nin doğruluk değeri birdir. Karesi 4 olan sayı sadece ikidir. Yuh Eksi 2'nin karesi kaçtır peki? Eksi 2'nin karesini aldım. Al yine sana 4. O zaman bu yanlış bir önerme. Bunun doğruluk değeri sıfırdır. R dediğim çünkü sadece demiş ya o yüzden yanlış. R dediğimiz önermeye bakalım. R'nin e, demiş ki 7'nin karesi. 7'nin karesi artı 24'ün karesi. Bir kere e, 7, 24, 25 üçgeni vardır e, Pisagor'da. Şöyle bir kuralımız vardır 7, 24, 25 üçgeni. Burada 7'nin karesi artı 24'ün karesi 625'tir aslında. 7'nin karesi 49 artı e, 24'ün karesi de 596. Evet bu ikisini topladığımız zaman 625 eder. 576 mıydı? Yanlış yazdım galiba. Evet 576. E, bu ikisini topladığımız zaman 625 eder. Dolayısıyla bu önerme e, 31 demiş. Burada 625. 625'in kare kökü de 25'tir aslında. 31 değildir. Yanlış. O zaman bu da yanlış bir önerme diyoruz. O zaman bütün doğruluk değerlerini bulduk aslında. Ve önermesinin doğruluk değerini bulunuz demişse... ...ben bu işlemleri yapmam gerekiyor. Ya da işlemi var parantezin içindekileri ilk başta yaparım. Ancak ve ancak işlemleri var. Şimdi ya yadadaki mantık ve ancak ve ancaktaki mantığı hemen hatırlayalım sizinle beraber. Ne demiştik? Öğrenci notları kısmında bunların özetini yapmıştık. Ve şöyle bir şey söylemiştik. Hemen göstereyim burada. Aslında bilmemiz gereken, bilmemiz gereken veya ve ya da ise ve ancak ve ancak beş tane işlem var. Ya da da ya da işleminde aynı olunca sıfır farklı olunca bir oluyor. E, ancak ve ancak şimdi aynı olunca bir farklı olunca sıfır oluyor. Bunları hatırlarsak eğer diyorum ki bak P'nin bir olduğunu biliyorum. Parantezi açtım. Bir ya da e, Q'nun sıfır olduğunu biliyorum. Sıfır hop ise diyorum. Burada aynı şekilde Q'nun sıfır olduğunu biliyorum. O zaman sıfır ancak ve ancak. R'nin sıfır olduğunu biliyorum. Sıfır şeklinde yazdım. Şimdi burada e, neydi kuralımız? Ya da da. 1 ya da 0 1'di. Çünkü farklı olunca 1 oluyordu. Farklı olunca 1 olduğu için bunun cevabı 1'dir. İse diyorum. 0 ancak ve ancak 0. Neydi ancak ve ancak da aynı olunca 1, farklı olunca 0'dı. O zaman aynı olduğu için bunun da cevabı 1'dir. 1 bir ise 1 nedir dediğimiz zaman da denk, denklik şahidi koyuyorum. 1 ise 1 nedir dediğim zaman da burada da ise de şunu hatırlamamız gerekiyor. Lütfen ama lütfen şunu çok iyi hatırlayın. İse de tek bir koşulda sonuç sıfır oluyor. Onun dışında hep bir oluyor. Bunun cevabı birdir bir kere. Yüz kuralında sıfır oluyor. Dolayısıyla bir ise bir birdir şeklinde doğruluk değerinin doğru olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz diyoruz. Peki geldik önermesinin en sade biçimini bulunuz demiş bize. Şimdi böyle bir önerme var. Bayağı büyük bir önerme. Bak şöyle bir köşeli parantezimiz var. Burada e, işte P'nin değil var, Q'nun değil var, tamam. Veya var, V var, veya var ve veya var, tamam. Şimdi bütün hepsini analiz ettik. Şimdi ilk başta en sade biçimde bulma soruları çok çıkar bu arada. İlk başta en parantezin içinden başlayacağız. Şimdi şu köşeli parantezden başlarsak buraya bir şey yapamayız çünkü. Bu köşeli parantezden başlarsak burada veya işlemi var burada V işlemi var. Bir kere farklı işlemler olduğu için burada bir dağılma özelliği görüyorum. Dağılma özelliği görüyorum. Bunu dağıtar, dağıtırsak eğer yani P veya P'nin değili şeklinde dağıtırız bunu. Bununla bunu dağıttık. Ardından bununla da bunu dağıtalım. P veya P veya Q şeklinde dağıttık. Sonrasında bunları paranteze koyup ve bu içerideki işlemi de dışarıya koydum. Yani bununla bu, bununla bu, aradaki işlemde V olacak şekilde koydum. Şimdi burada köşeli parantezimi koyuyorum. Daha da kötüleşti, daha da genişledi. Neyse bir şey çıkacak inşallah. Genellikle böyle oluyor zaten. Şimdi burada hemen şunu düşüneceğiz. Diyeceğim ki ya bu çok önemli bir kural. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Lütfen ama lütfen şunu hatırlayalım. P veya P'nin değili mutlaka mutlaka birdir. P ve P'nin değili mutlaka mutlaka sıfırdır. Nereden çıktı böyle bir şey? Bu iki tane altın kuralı çok iyi bilmemiz gerekiyor. O da şuradan çıkıyor. Şimdi bunlar birbirinin tersidir. P, P'nin değili. Bunlar birbirinin tersidir. Bu bir olursa bu sıfır olur. Sonuçta veya işleminde bir artı sıfır birdir her zaman. Peki bu sıfır olsaydı bu bir olurdu. Çünkü bunun tersi. Sıfır artı bir yine birdir. Dolayısıyla bu her durumda mutlaka kesin birdir. P veya P'nin değil. Burada aynı şekilde her zaman sıfır oluyor. Çünkü bu çarpma işlemi gibiydi. Bu birse bu sıfırdır, bu sıfırsa bu birdir. İçinde mutlaka sıfır olduğu için bir yerde sonuç çarpmada sıfır çıkacak diyoruz. Dolayısıyla veya işleminde içinde bir tane bir varsa bu çarpılan veya veya işlemine giren bir tane bir varsa sonuç bir, bir çıkıyordu. İçinde bir tane sıfır varsa sonuç sıfır çıkıyordu. Bu çarpma gibi bu toplama gidiyor çünkü. Dolayısıyla bu işlemin sonucunun yüzde yüz ben bir olduğunu biliyorum. Hmm, o zaman işler birazcık daha güzelleşti. Bunu kapattım, böyle yaptım. Sonra şu p veya Q yaptım ve köşeli parantezi kapattım. Şimdi buradan sonra aynı şeyleri tekrar yazayım ki şey olmasın. çok dolu gibi gözüküyor ama aynı şeyleri yazıyorum aslında. Şimdi bak burada bir ve bir şey. Şimdi bir ve bir şey herhangi bir şey bir ve öküz mesela sonuç öküzdür. Neden? Çünkü bu eğer bir olursa sonuç birdir. Bu eğer sıfır olursa sonuç sıfırdır. Çünkü bu çarpma işlemi gibiydi. Bir kere sıfır sıfırdır. Bir kere bir birdir. Dolayısıyla bu ne olursa sonuç budur. Bu bir olursa sonuç birdir. Bu sıfır olursa bu sonuç sıfırdır. Dolayısıyla bunun hiçbir önemi yok. O zaman ben bu işlemi aslında P veya Q şeklinde yazabiliyorum. Bak bunu ihmal ediyorum. Bunun hiçbir önemi yok diyorum. Ardından veya P veya Q'nun değili. Oh ne güzel sadeleşmeye başladı. Şimdi ben burada da şöyle bir şey görüyorum. Burada aslında P veya... P veya ikisinde de ortak. P veya P veya ikisinde ortak. Ama burada daha da güzel bir şey var. Bütün işlemler aynı. Veya veya veya. E o zaman ben bütün hepsini açabilirim. Çünkü birleşme kuralına göre istediğim parantezleri birleştirebilirim. Bak burada ne yapıyorum? P veya Q veya P veya Q'nun değili. Bütün hepsini açtım. Bütün hepsini açtıktan sonra diyorum ki ben bu ikisini birleştirmek istiyorum arkadaşım. P veya P veya Q veya Q'nun değil. Şimdi burada bu ikisini birleştirdim. Bu ikisini birleştirdim. Birleşme kuralına göre ve burada P veya P ikisi de aynıysa sonuç P'dir. Bitti bu kadar. Yani 1 veya 1 1'dir. 0 veya 0 sıfır, 0'dır. Dolayısıyla sonuç P'dir. Buraya baktığımız zaman burada enteresan bir şey var. Ne demiştik? Bu ikisi veya işlemine girince sonuç 1 oluyordu. Bu arada da, e, veya var. Çünkü her zaman 1 olmak zorundaydı ve son durumda P veya 1 Burada da mantık şu. Bu bir olsaydı sonuç bir olurdu. Bu sıfır olsa yine sonuç bir olurdu Çünkü veya ile bir işleme girdikse sonuç her zaman bir oluyor. En sade halinin bir olduğunu bulabiliriz. Birazcık karışık ama her şeyin bir mantığı var. İşte mantık konusunda zaten teker teker adım adım aslında ilerledik burada dağıttık. Ardından dağıttıktan sonra buradan 1 çıktı sonuç Bir'in hiçbir önemi olmadığını söyledik ve sonrasında bütün işlemler aynı olduğu için bütün birleşme kurallarını kullanarak bütün işlemleri yan yana yazınca bu ikisini bu ikisini bir gruplaştırdık. Bu gruptan 1 geldi bu gruptan P geldi ve son durumda 1 zaten veya da varsa sonuç her zaman biridir kuralını kullanarak cevabımızın bir olduğunu bulduk. Olduğuna göre aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz demiş. P ise Q veya R denktir sıfır demiş. Ha, şimdi bu, burada şunu hatırlayalım. Şimdi veya işleminde sonuç ne zaman sıfır oluyordu? Bir kere e, veya işleminde P, Q hemen doğruluk tablosunu göstereyim. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. 4 tane durum var ve doğruluk tablosuna göre veya işleminin sonucu burada birdir, burada birdir, burada da birdir, burada sıfırdır. Çünkü veya işleminde genellikle bir varsa kesin bir oluyor sonuç. Sadece sıfır veya sıfır da sıfır oluyor. O zaman bunun sıfır olması demek ikisinin de sıfır olduğu durum demek. Yani şunun da sıfır, şunun da sıfır olması gerekiyor. O zaman ben bir kere R'nin doğruluk değerini buldum bile. Peki P ise Q nasıl sıfır olabilir? P ise Q sıfır olması demek aslında burada tak diye bağırıyor yüz kuralı. Yüz kuralı neydi? İse sadece tek bir durumda sıfır oluyordu. Bunun bir, bunun sıfır olması durumunda sıfır oluyordu. Dolayısıyla P'nin doğruluk değerinin bir, Q'nun doğruluk değerinin de sıfır olduğunu buldum bile. Bu birdir, bu sıfırdır. Dolayısıyla R'yi buldum, P'yi buldum, Q'yu buldum. Hadi bakalım beraber şunları yapalım. Birinci ne diyor bize? P ya da Q ancak ve ancak R diyor. P dediğimiz şey bir kere birdi. Ya da e, Q'yu söylüyorum sıfırdı. Ancak ve ancak R'yi söylüyorum sıfırdı. Şimdi bunu hemen işlemini yaparsak bir kere e, aynı da sıfır farklı da bir oluyordu bu zımbırtı. Dolayısıyla aynı da sıfır farklı da bir oluyorsa bunun cevabı birdir bir kere. Ancak ve ancak sıfır demiş. Bu ise aynı da bir farklı da sıfır oluyordu. Yani tam tersiydi. O zaman farklı olduğu için sonuç sıfır olmak zorunda. O zaman birincinin sonucunun sıfır olduğunu bulduk. Doğruluk değerleri demek ki bu yanlışmış. Şimdi geldik buna. İkinciyi söylüyorum. R yani R sıfırdı zaten. Sıfır ise P. P 1di zaten bir. ise demiş Q yani sıfırdı. Hemen bakalım. Sıfır ise bir. Bir kere bu her zaman biridir Çünkü e sadece 100 kuralı vardı. 1 0 0 oluyordu. Onun dışındakiler hepsi 1'di ise de. İse 0. E dolayısıyla bunun 1 olduğunu bulduk. Sonra yazdık. 1 ise 0 çıktı. Yani tam 100 kuralı çıktı. 100 kuralını da oluşturduk ve bunun da yanlış olduğunu bulduk ve devam ediyoruz hemen diğerine. 3.'ye geçtiğimiz zaman da hop R'nin değil demişim söyle. R 0'dı. Bunu da farklı bir renkle yazdım. R 0'dı. Dolayısıyla R'nin değili birdir. Ve Q demiş. Q kaçtı? Sıfırdı. Hop buraya yazdım. Ya da demiş. Sonra P demiş. P'nin bir olduğunu biliyorum. İse demiş. Q'nun değeri demiş. Q zaten sıfırda Değili birdir. Ha, şimdi bunun hepsini yazdıktan sonra diyorum ki. 1 ve sıfır. Bir kere bu çarpma gibiydi. Bir kere sıfır sıfırdır. Ya da. E, bir ise bir. Birdir. Çünkü ise de. E, sadece tek bu durumda sıfır oluyordu sonuç. Bir ise sıfırda. Onun dışında bir oluyordu sonuç. Sıfır ya da bir. Burada ya da işleminde sıfır ya da bir olunca yani farklı olunca sonuç bir oluyordu. Dolayısıyla cevabımızın bir yani doğru olduğunu söyleyebiliriz. Geldik örnek yazılı sorusu benzeri. Hemen bakalım. Ali Bahadır ve Can'ı bu Milletin Bakanı'nın örnek açıkladığı soruların içerisinde vardı. Buna benzer bir soru. Ali Bahadır ve Can'ın yaşları sırasıyla A, B ve C demiş. Tamam. P önermesine bakalım. Ali'nin yaşı Bahadır'ın yaşından küçüktür demiş. Tamam. Q önermesi Can'ın yaşı Bahadır'ın yaşından büyüktür demiş. Tamam falan filan. Şimdi önermede veriliyor demiş. Demiş ki sonra P ve Q'nun değili bilmem ise bilmem ne falan eşittir yani denktir sıfır demiş. Ha. Olduğuna göre Ali Bahadır ve Can'ın yaşlarının küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. bayağı karışık bir soruya benziyor. Ama şöyle bir yöntemi var bu sorunun. Orada şu... Şimdi bir kere ben bu buraya bakmadan önce şuraya bakıyorum. Diyorum ki ya bir ise var. Şurada bir şeyler vermiş. Şurada da bir şeyler vermiş. Bununla bunun isesi sıfır olmuş. Bir kere hemen tak diye yüz kuralı çıkıyor karşımıza. Yüz kuralı çok soruluyor. Burada bu eğer birse bu da sıfır olmak zorunda ki bu eğer birse bu da sıfır olmak zorunda ki sonuç sıfır çıksın. Dolayısıyla P ve Q'nun değili bir olmak zorunda. P ancak ve ancak R de sıfır olmak zorunda. Ha. Çünkü bir ise sıfır sıfırdır aslında. Ha. Hiç buraya bakmıyorum da. Dolayısıyla diyorum ki ya kardeşim bu V işlemiydi. V işleminde sonucun bir olması olasılığı bayağı düşüktü. Hemen V'nin tablosunu yapayım. Ee, hatta şöyle yapalım. Evet, P, Q, P ve Q diyelim mesela hemen doğruluk tablosunu. 2 üzeri 2 4 tane durum var. 1 1, 1 0, 0 1, 0 0. 1 kere 1 çarpı şeklinde düşünüyorduk V'yi. 1'dir. 0'dır. 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 Yani bu arkadaşın 1 olma durumu tek bir konuda geçerli. O da 1 1 durumda. O zaman P'nin mutlaka 1 olması Q'nun devrileninin de 1 olması gerekli. O zaman Q nedir dersek 0 olması gerekli. Bak P'yi buldum bile. Q'yu buldum bile. Ve P'yi buraya koyarsam bir ancak ve ancak R'de sıfır olduğuna göre bir kere ancak ve ancak da aynı olunca bir farklı olunca sıfır oluyordu. Demek ki R'nin de bundan farklı olması gerekiyor. Yani sıfır olması gerekiyor. Bir ancak ve ancak sıfır sıfırdır çünkü. Dolayısıyla karşımıza R'yi de buldum, P'yi de buldum, Q'yu de buldum her şeyi biliyorum. Demek ki bu önerme bir kere doğruymuş şu önerme doğruymuş. Yani P önermesi bir olduğu için doğruymuş. İkinci önerme yani Q önermesi yanlışmış. Ya, yalan söylemiş bir zaten burada. R de yani buradaki arkadaş da yine yalan söylemiş. Yanlışmış. Ha. O zaman doğru olan bir şey var. Ali'nin yaşı Bahadır'ın yaşından küçüktür. Hmm. Ali Bahadır'ın yaşları da sırasıyla bu Ali'ydi, bu Bahadır'dı, bu da Can'dı. Hmm. Tamam o zaman diyorum ki bir kere Ali Bahadır'dan küçükmüş o kesin. Ee, peki Can'ın yaşı Bahadır'ın yaşından büyüktür demiş. Yanlış söylemiş. Demek ki bunun tam tersiymiş. Yani Can'ın yaşı Bahadır'ın yaşından küçüktür olacakmış. He, can Can Bahadır'dan küçük. Ee, Ali'nin yaşı Bahadır'dan küçük. Ali Bahadır'dan küçük. O zaman kardeşim o zaman ben bunların en büyüğünün en büyüğünün Bahadır olduğunu söyleyebilirim. Ali ile Can arasındaki olay da şu. Ali'nin yaşı Can'ın yaşından büyüktür demiş. Yanlış söylemiş. Demek ki daha küçük olacakmış. Ali de Can'dan küçükmüş. O zaman cevabımız doğru sıralamamız A, C, B şeklindedir diyoruz. Hemen bir sorumuz daha var. Mantıkla alakalı niceleyiciler sorusu. Bunu da göstermem çok önemli. Her demekti ve bazı demekti bu e, işaret. Ve her tam sayı demekti. Bu da bazı doğal sayılar demekti. Peki her tam sayı için x kare büyüktür 0. Acaba doğru mu? Bakalım bu önerme. Tamam bakalım. Burada diyor ki bazı doğal sayılar için x artı 6 eşit değildir 3 demiş. Tamam böyle bir şey de yazmış bize. Tamam. Şimdi diyor ki önermenin doğruluk değerini bulunuz demiş. Bir kere bu önerme burada bir de ise var bu arada. İse var yani şöyle bir işlem şöyle bir önerme bu bir önerme bu bir önerme bu da bir ise var. Tamam. Şimdi... E, burada mesela şöyle düşünelim. Bu P gibi bir önerme. Bu da Q gibi bir önerme. Burada aslında P ise Q yazmış adam. Önermenin doğruluk değerini bulunuz derse bize... ...diyeceğiz ki ya P önermesi doğru mu bir kere? P önermesine baktığımız zaman... ...yani buradaki önerme doğru mu dediğimiz zaman... ...her tam sayı için X kare büyüktür sıfırdır... ...yanlıştır. Çünkü X eğer sıfır olsaydı... ...X kare eşittir sıfır olurdu. Dolayısıyla... Zaten bu tam sayı zaten sıfırda bir tam sayı. Dolayısıyla hepsi için her dediği zaman zaten bu genellikle çok iddialı oluyor. Yani olamaz ki ya kardeşim bir tanesi mutlaka e, zıp çıktık ya. Mesela sıfır burada olmadı. Tamam dolayısıyla her sayının karesi e, pozitif olur biliyoruz bunu ama e, sıfırın karesi pozitif olmuyor mesela. İşte orada bir kıl bir ayrıntı var. Dolayısıyla bu önerme P'nin önermesi aslında yanlışmış. Hımm. Q'ya bakalım. Bazı doğal sayılar için x artı 6 eşit değildir 3'tür. Şimdi bir kere mesela 1 yazsam 1 artı 6 eşit değildir 3. Doğru. E, 2 artı 6 eşit değildir 3. Doğru. Yani bazı doğal sayılar için doğru. Evet gerçekten de hani doğru bir şey söylemiş. Dolayısıyla Q, Q işlemimiz doğru bir önermedir. Ne demiş bize? P ise Q yani 0 ise bir. E tabii ki bu birdir. Yani bizim doğruluk değerimiz doğrudur diyoruz. Peki şimdi geldik önermenin tersini bulun demiş. Bak P ise Q gibi bir önerme vardı bunun tersini bulun demiş. Neydi P ise Q'nun aslında tersi vardı bir de karşıtı vardı. Şimdi tersindeki mantık şuydu. E, biz P e, karşıtı bir kere Q ise pydi Tersi P'nin değili ise Q'ydu. Karşıtı buydu. Tersi buydu. Q'nun değiliydi. E, karşıt tersi de Q'nun değili ise P'nin değiliydi. Dolayısıyla bu üçünü bileceğiz. Bu karşıtı yer değiştirdiği zaman bu tersi ikisinin de değil olduğu zaman karşıt tersi de hem değil hem e, ikisinin de e, yer değiştirmesi diye düşüneceğiz. Şimdi önermenin tersini demiş. Sadece tersini bulacaksak hem bunun üzerine hem bunun üzerine çizgi getireceğiz. Hem bunun üzerine hem bunun üzerine çizgi getirirsek bir kere teker teker bu bunun içine dağılacak. Bunu etkilediği zaman her bazıya dönüşüyor. Bazı x elemanıdır tam sayılar için. x kare buradaki bak burada bu değil hem buna etkiliyor hem de bu işareti etkiliyor. Yani iki tane yere etkiliyor. İşaret yani bu değil de mesela hem bu niceleyiciyi etkiliyor hem de işareti etkiler. İki tane yeri etkiler. Peki x kare büyüktürün değili küçük veya eşittir şeklinde unutmayacağız. Küçük veya eşittir diyoruz. Büyüktürün değil. Peki ise diyorum. Şimdi bunun değilini alalım. Bazının değili herdir. Her x elemanıdır doğal sayılar. x artı 6 eşit değildirin tersi de eşittirdir. Dolayısıyla bu şekilde yazarız. Büyüktürün tersi küçük veya eşittir. Eşit değildirin tersi ise eşittir şeklinde yani değil ise eşittir şeklinde düşüneceğiz diyoruz. Önermenin değilini bulunuz demiş. Önermenin değilini bulacak olursak da şöyle yapacağız. Yani bunun hepsinin değilini bulacağız. Bunun hepsinin değilini bulunmak için ilk başta şöyle düşüneceğiz. Bu normalde P ise Q'ydu aslında. Şu komple P ise Q'ydü. En başta vermiştik. Bunun değilini bulunun demiş bize. İlk başta bunu P'nin değili veya Q'ye çevirmemiz gerekiyor. Sonrasında bunun değilini almamız gerekiyor. Bu birazcık kıl. Yani ilk başta şu kuralı kullanacağız. İse'yi veya'ya çevir sonra değilini al. İse'yi veya'ya çeviri değilini alırsak içeriye demorgun şeklinde dağıtmamız gerekiyor. Dağıttığımız zaman değilinin değili oluyor. Veya'yı V'ye çeviriyoruz. Q'yu da değil çeviriyoruz. O zaman son durumda P oluyor. Bunun kendisi P'dir. Ve Q'nun değilidir. Şimdi aslında bizim bunu bulmamız gerekiyor. P neydi? Buydu en başta verilendi bize. P en başta verilen olduğu için o zaman diyorum ki her x elemanıdır tam sayılar için. X e, kare büyüktür sıfır. Hop V işlemi sonra Q'nun değili yani bunun değilini alacağız. Bunun değilini zaten almıştık daha önceden şuradaydı. Her x elemanıdır doğal sayılar için x artı 6 eşittir 3'tür. İşte bu şekilde ee, bunun da aslında önermenin değilini de bulmuş olduk. Bu en zor olabilecek soru tipi zaten. Bunun değilini bulabilmek için genel P ise Q şeklinde düşünmemiz gerekiyor diyoruz. Şimdi geldik artık küme sorularımıza. Küme sorularımızda da şunları bileceğiz. A B C D E F kümesi vermiş bize. A kümesinin alt küme sayısı ile öz alt küme sayısını bulunuz demiş. Şimdi alt küme sayısı öz alt küme sayısının bir formülü vardı. Hemen A'yı buraya çözüyorum. Bir kere 6 elemanlı bir kümeden bahsediyoruz. S, A eşittir 6'dır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Bu 6 elemanlı kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 6'dan 64'dür diyoruz. Peki öz alt küme sayısı da 2 üzeri 6 eksi 1. Yani 64'ten 1 çıkartıyoruz. 63'tür diyoruz. Tamam. 64 ve 63 A kümesi. A e, şıkkının cevapları. B'ye geçiyorum. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde B bulunur demiş. Şimdi bulunur veya bulunmaz dediği anda hemen şunu düşünüyoruz. B'yi kapatıyorum. Geriye kaç tane eleman kaldı? 1 2 3 4 5. Bunlarla alt küme oluşturuyorum. 2 üzeri 5 32 tanesinde B elemanı bulunur diyorum. Peki devam edelim. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde C bulunur ve E bulunmaz? C bulunur kapattım. E bulunmaz kapattım. Geriye kaç tane kaldı? 1 2 3 4 tane kaldı. Bu 4 taneden alt küme oluşturuyorum. C de 2 üzeri 4 16'dır diyorum. Cevap 32 16. Devam ediyorum. E, D şıkkına geçelim. D şıkkında ise A kümesi alt kümesi kaç tanesi A veya D bulunur demiş. İşte burada kıllık var. Bu veya'ya baktığımız zaman burada birazcık daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Buradaki mantık şu. A bulunanlar, D bulunanlar bir de hiç A ve D'nin bulunmadıklarını düşünelim. Birazcık kafamıza canlandırım Burayı çözüyorum. Şimdi bir kere bütün alt kümelerinin sayısını bulmuştuk. 64 tane. Bunun içerisinden, bunun içerisinden A ve D hiç bulunmayanları çıkartırsak eğer A ve D, A veya D bulunanları bulabiliriz. Aslında ki mantığımız şu. Bütün alt kümelerin içerisinden A ve D'nin hiç olmadıklarını yani A ve D'yi eliyorum. Kaç tane? 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4'ü çıkartırsam ben bunun içerisinden aslında A veya D'nin bulunduklarını bulabilirim. Mantığımız o zaman şuymuş. Bize A veya D bulunur dediği zaman A ve D'nin hiç bulunmadıklarını, A ve D'nin hiç bulunmadıklarını çıkartalım. Çıkarttık. 1 2 3 4 tane. 2 üzeri 4 tane. 64'ün içerisinden 16 çıkarsa 48 tanesinde A veya D bulunur diyorum. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir sesli harf bulunur demiş. Aynı mantık burada da. Sesli harfler ne? A ve E. O zaman diyor ki bize A veya E'den bir tanesi bulunur diye soruyor. Aslında bunun sorusu A veya E bulunur şeklinde soruyor. A veya E dediği zaman ne yapacaktık? Bütün alt kümelerinin sayısından A veya E'yi kapattım. A ve E'yi kapattım. Kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4... 2 üzeri 4'ü çıkartıyorum. Yine 48 tanesinde en az bir tane sesli harf bulunur diyor. Şimdi geldik MEB örnek yazılı sorumuz benzerine. Hadi bakalım şimdi MEB'in açıkladığı sorulardan bir tanesi bu. A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere. B kümesinin eleman sayısı A kümesinin eleman sayısından 2 eksiktir demiş. Tamam. A kümesinin alt küme sayısı da B kümesinin alt küme sayısından 96 fazladır demiş. Tamam. Buna göre e, B kümesinin eleman sayısı kaçtır demiş. Şimdi bir kere B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısından 2 eksik O zaman B'nin eleman sayısı eğer X olsaydı A'nın eleman sayısı da X artı 2 olacaktı. Yani 2 fazlası olacaktı. Bunu söylemiş bize. Demiş ki ben A kümesinin alt küme sayısı da B kümesinin alt küme sayısından 96 fazla çünkü mantıklı. Çünkü bunun eleman sayısı fazlaysa alt küme sayısı da daha fazla olacaktı. Peki nasıl buluyorduk bunun alt küme sayısını? 2 üzeri X şeklinde. 2 üzeri eleman sayısı şeklinde değil mi? Peki 2'nin bunların arasındaki fark da 96 olacakmış. 2'nin hangi iki tane kuvveti arasındaki fark 96'dır? Yani ben 2 üzeri X artı 2'den 2 üzeri X'i çıkartınca 96 çıkıyormuş. Hangisi? Düşünelim. Bu 4 olsaydı, eee 2 üzeri 2, 2 üzeri 4 bu 16 olacaktı. 16 x 4 12 olacaktı. İşte burada birazcık daha farklı bir şeyler düşüneceğiz. Acaba 2 üzeri 5'i denesem? 2 üzeri 5 2 üzeri 7 desem 128 32 al sana 96 oluyor bunları birbirinden çıkardığın zaman. Demek ki B'nin eleman sayısı yani buradaki arkadaşımızın eleman sayısı beş olmak zorundaymış diyoruz. İkinin kuvvetlerini düşününce yapabilirsiniz. İki, dört, sekiz, on altı, otuz iki, aynı zamanda işte altmış dört, e, yüz yirmi sekiz, iki yüz elli altı ve aradaki fark iki olması gerekiyor. Yani bu B'nin eleman alt küme sayısı ise bu da A'nın alt küme sayısı olmak zorunda. Bu B'nin alt küme sayısı bu da A'nın alt küme sayısı olmak zorunda. Bu ikisi arasındaki fark 96 çıkıyor. Tam istediğimiz gibi diyoruz. Ve istersek bunu üstü denklemler şeklinde de çözebiliriz bu arada. Ama şu anda ona hiç gerek yok. Dolayısıyla 96 olduğunu net bir şekilde ispat eden tek şey B'nin eleman sayısının 5 olduğu. Bunun da eleman sayısının 7 olduğu e, şıktır diyoruz. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak üzere demiş. Evrensel kümeyi 20 elemanlı olarak tanımlamış. A fark B'yi 4 elemanlı, A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni de 5 elemanlı. Bu çok önemli. Burada şöyle bir kural var. A'nın tümleyeni ile B'nin tümleyeninin kesiştiği yer aslında şurasıdır. Hemen gösterelim. Bir kere. Hemen evrensel kümemi çiziyorum. E evrensel kümem diyelim. A ve B'yi çizersek şöyle çizeceğiz. Bunu maviyle çizeyim. A kümesi olsun. Sonrasında e, diğerini turuncuyla çizeyim. Hop burası da B kümesi olsun. Şimdi evrensel kümemiz 20 elemanlıymış. Hemen yazalım. E eşittir 20'ymiş. A fark B dörtmüş. A'nın B'den farklı olduğu yer sadece şurası. Hatta şöyle e, sarıyla tarayayım. A'nın B'den farklı olduğu yer burası. A'nın içinden B'yi atıyorum. İşte burası 4'müş O zaman buraya 4 yazabilirim rahatlıkla. Ee, ve A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni yani A'nın dışındaki her yer ve B'nin dışındaki her yerin kesiştiği ortak yerden bahsetmiş bize. Orası da orası da A'nın dışındaki her yer ve B'nin dışındaki her yerin kesiştiği ortak yerse burasıdır. Yani A ve B'nin dışındaki her yerdir. Bu çok önemli bir kural. A'nın tümleyeni ve B'nin tümleyeninin kesiştiği yer A ve B'nin birleşiminin dışıdır aslında. Bu pembe yerde 5 elemanlıymış. O zaman buraya da 5 yazıyorum. Bu pembe yer aslında. Peki. Şimdi bize ne sormuştu? B kümesinin eleman sayısı kaçtı demişti. Burada da şöyle bir düşüneceğiz. Diyeceğiz ki ya kardeşim bütün burası 20. Şurası 5. O zaman bu 3 bölgeye yani şurası, şurası ve şurasına aslında 15 kalıyor şu 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 ve 15 kalıyor. E bu ikisinin toplamı zaten B'nin kendisi. Bu ikisi turuncunun içindeki B'nin kendisi. E burası 4 ise, bu ikisini attığımız zaman 15'ten 4 çıkar. 11 kalıyor bunun içerisine. E bu zaten o zaman 11'miş. B'nin eleman sayısının 11 olduğunu rahatlıkla bulabiliyorum. Ama şunu yapabilmemiz gerekiyor. Burası kıl bir şey. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni demek aslında hemen göstereyim. A birleşim B'nin tümleyeni demektir. Bu A birleşim B'nin tümleyeni demektir. Hatta bunun şöyle bir mantığı var. Aynı De Morgan gibi buna dağılıyor, buna dağılıyor, buna dağılıyor. A'nın tümleyeni burası birleşim kesişime dönüşüyor. B'nin tümleyeni haline geliyor. O zaman A'nın tümleyeni kesişim, B'nin tümleyeni A birleşim B'nin dışındaki her yermiş aslında. Bunun dışındaki her yermiş diyoruz. Futbol, basketbol, handbol sporlarının en az birini oynayan sporcudan oluşan 40 kişilik bir sporcu kafilesiyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir demiş. Her üç sporda oynayanların sayısı 8'dir demiş. Tamam. Sadece futbol, sadece basketbol, sadece handbol oynayanların sayısı 3, 2, 5'tir demiş. Bu sporların herhangi ikisini oynayanların sayıları birbirine eşit demiş. Tamam. Buna göre handbol oynayıp basketbol oynamayan kaç kişi vardır? Baya karışık gibi gözüküyor. Ama şöyle düşüneceğiz. Bir kere en az birini oynayanlar o zaman 3 tane spor dolu var. Siyah şey olsun. Ee, mor olsun ve turuncu olsun, şöyle bir şey olsun. Şimdi üç sporumuz. Ne vardı? Futbol siyah olsun, morumuz e, basketbol olsun, turuncumuz da handbol olsun. Bunlar üç tane küme. Kesişimde var mı? Çünkü üç sporda oynayanların sayısı 8'miş O zaman şuraya hemen sekiz yazıyorum Şurası 8'dir diyorum. Demiş ki sadece futbol, sadece basketbol... ...ve sadece handball oynayanların sayısı. Sadece futbol oynayanların 3 kişiymiş. O zaman şuraya 3 kişi yazabilmesi Bak sadece futbol oynuyor burası. Mesela e, şurası sadece basketbol oynuyor. Burası 2'ymiş. Mesela burası sadece handball oynuyor. Burası 5'miş. Bunları yazdık. Zaten burada toplamda yazmam gereken... ...1, 2, 3... ...bak 1, 2, 3, 4, 5, 6... ...7 tane bölge var. 7 tane bölgeyi doldurduğunuz zaman... Bu arada, Şöyle bir ayrıntıyı hemen göstermek istiyorum. Eğer bir kümede şunu yazarsa bu üç elemanlı bir kümedir. Ama eğer kümeyi 3 nokta diye gösterirse bu A kümesi 3 elemanına sahiptir. Yani 1 elemanlı bir kümedir. A'nın eleman sayısı 1'dir. Burada ise A'nın eleman sayısı 3 olduğu için böyle gösteriyor. Nokta koymadığı zaman eleman sayısını sembolize ediyor. Nokta koyduğu zamansa aslında e, elemanını göstermek için göstermiş. Bu bir, bir elemanlı bir küme. Burada da mesela ben nokta koymadım. Demek ki bu bölgede üç eleman varmış. X, Y, Z. Bu bölgede Ahmet Mehmet Veli varmış mesela. Bu bölgede beş tane adam varmış falan. Bu sporların herhangi ikisini oynayanların sayıları. Şimdi bir kere iki e, spor dalını oynayanlar mesela futbol ve basketbol şurası. Bak burası üçünü oynuyor ya. Futbol ve basketbol sadece burası. Burası futbol ve handbol. Burası basketbol ve handbol şu bölge. O zaman diyor ki hepsi birbirine eşit demiş. E o zaman kardeşim o zaman buraya X yazayım. Buraya da X yazayım. Buraya da X yazayım. Bunlar birbirine eşitmiş. Hmm. Peki buna göre handball oynayıp basketbol oynamayan kaç kişi vardır demiş. Bakıyorum şimdi. handbol oynayan arkadaşlarımız. Bu turuncunun içindeki her yer. Ee, 8 artı 5 artı X artı X'tir. Bu handball oynayanlar. Peki e, handball oynayıp basketbol oynamayan. Şimdi şöyle handball oynayıp basketbol oynamayan. Basketbolu at bunun içerisinden. Burada x artı 5 kalıyor aslında. Bizden istediği yer şurası. Handball oynayıp basketbol oynamayan arkadaşlar. Bunu soruyor bize. O zaman ikisi bulmam gerekiyor benim. X'i bulabilmek için şöyle düşüneceğim. Ya diyorum ki bütün bunların hepsi 42 kişi değil mi? Çünkü dışarıda hiç kimse yokmuş bak dışarıda hiç kimse yokmuş. En az birini oynuyormuş bunlar. O zaman diyorum ki 3 artı 2 artı 5 artı 8 artı 3 tane x eşittir 42 olmak zorunda. Hemen şöyle yapıyorum. E, 5, 10, 18. E, 18 artı 3x eşittir 42. E, 42'den 18 çıktı 24. 3x eşittir 24. x eşittir 8. tam hmm, tamam bunu da buldum. Bize ne sormuştu? Şu sarı bölgeyi sormuştu. x artı 5 yani 8 artı 5'ten 13 kişi cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Ortak sınav denemelerinin test kısmında ilk sorumuzda yapmış olduk. Ve geldik Meb örnek yazılı sorumuzun benzerine bir tane daha. A ve B kümeleri için A çarpı B'yi vermiş bize 24, A'nın eleman sayısını 3 vermiş. A birleşim B kümesinin eleman sayısının en büyük ve en küçük değerlerini bulunuz demiş bize. Şimdi bir kere hemen şunu düşünelim beraber bakalım. E, A çarpı B 24 elemanlıymış. A'nın eleman sayısı da 3'müş. O zaman B'nin eleman sayısını tak diye söyleyebilirim 8 elemandır. Çünkü 8 kere 3 24 olduğu için A çarpı de 24 çıkmış. Peki. A birleşim B kümesinin eleman sayısının en büyük ve en küçük değerlerini sormuş bize. A kümesinin eleman sayısını biliyoruz. B kümesinin eleman sayısını biliyoruz. E A birleşim B nasıl olabilir? En büyük ve en küçük. Burada şöyle bir mantık var. Şimdi iki kümenin birleşiminin en büyük olduğu durum ayrık kümelerdir. Yani birleşiminin A birleşim B'nin max olduğu durum ayrık kümelerdir. E i̇ki kümenin e birleşiminin en küçük olduğu durumda en küçük olduğu durumda aslında iç içe olan kümelerdir. Yani kapsayan kümeler. A birleşim B'nin minimum olduğu durumda aslında birbirinin içinde olan yani kesişimin en fazla olduğu kümedir. Kesişim ne kadar fazla olursa birleşim o kadar az elemana sahip olur. Çünkü neydi? Birleşiminin hesaplanması yöntemi şuydu. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'ydi. Dolayısıyla ben bunları e zaten biliyorum. 8'e 3 11 11'den ne çıkartırsam bir kere maksimum maksimum A birleşim B'nin eleman sayısı 11 olabilir. İkisi birbirine ayrık küme olursa. Bunun 3 elemanı, bunun 8 elemanı var. Dolayısıyla bu ikisinin birleşimi toplamda 11 elemana sahiptir diyorum. Ama eğer bu artarsa, kesişim artarsa bu 11 bu kadar azalır çünkü A birleşim B'yi böyle hesaplıyorduk. Mesela bu 1 olsaydı 10 olurdu. 2 olsaydı 10, 9 olurdu. 3 olsaydı 8 olurdu. Ve zaten zaten A kümesi 3 elemanlıysa A B'nin içinde olsaydı burada 3 eleman varsa bunun toplamında da 8 eleman varsa dolayısıyla A'nın 3 elemanı B'nin 8 elemanı toplamda olabilecek birleşim bunun hepsi yani B'ye eşit olur yani 8 olmak zorunda en küçük olabilecek değerde 8 olmak zorunda diyorum. O da B'nin A'yı kapsadığı durum şeklinde düşünebiliriz. Ve geldik artık son ünitemizle alakalı sorularımıza. A, B, C birbirinden farklı pozitif tam sayılar demiş. A çarpı B 60 demiş. 2B eşittir 3C demiş. Olduğuna göre A, B, C'nin toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değerleri ...bulunuz şeklinde bize söylemiş. Bakalım. Şimdi bir kere A çarpı B 60. O zaman A ile B 60'ın çarpanlarından... ...pozitif tam sayılardan... ...çarpanlarından birer tanesi. Hemen 60'ın çarpanlarını bulalım bakalım. 60'ın çarpanlarını bulursak... ...şöyle yapalım. 60 yazalım. 1 kere 60. 2 kere 30. 3 kere 20. 4 kere 15. 5 kere 12. E, 6 kere 10, 7 kere olmaz, 8 kere olmaz, 9 kere olmaz, 10 kere tamam bitti bu kadar. O zaman 60'ın çarpanlarını yazdık. Şimdi diyor ki bize 2B eşittir 3C şeklinde bir şey vermişiz. Bu çok önemli. 2B eşittir 3 c de şöyle bir mantıkımız var. 2B eşittir 3C'yi yazarken çarpı şeklinde yazalım. 2 ile B'yi çarpıyorum, 3 ile C'yi çarpıyorum birbirine eşit çıkıyor. Ve bizim aslında B'miz bununla benzer gördüğümüz gibi. Dolayısıyla buradaki B dediğimiz sayı, buradaki B dediğimiz sayı buradakilerden herhangi bir tanesi olacak. Çünkü 60'ın çarpanlarından bir tanesi. O zaman B 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. Ama dikkat edelim burada 2 ile B'yi çarpıyorum, 3 ile C'yi çarpıyorum ya birbirlerine eşit çıkabilmesi için B'nin 3'ün katı bir sayı olması gerekiyor. C'nin de 2'nin katı bir sayı olması gerekiyor ki birbirine eşit olsun. Buradaki mantık aslında oran orantı mantığında kat cinsinden bunun 3 üç kat, 3'ün katı, bunun da 2'nin katı olduğunu görebilmemiz. O zaman B 3'ün katı olan bir sayıysa 60'ın çarpanlarından 3'ün katı olan sayılar 3, 6, 12, 15, 30 veya 60 olabilir. Yani A B C'nin e, toplamı da işte bunlara göre şekillenecek. O zaman burada 60'ı seçersen B yerine 2 kere 60 120. 3 kere kaç 120'dir? C'nin 40 olması gerekiyor. 3 kere 40 120'dir. Dolayısıyla B'yi 60 seçtim, C'yi 40 buldum. Veya C, e, B yerine 30'u seçseydim eğer 60 3 kere e, 20'dir. C 20 çıkacaktı ama dikkat edelim. ABC'nin en büyük değerini soruyorsak en büyük herhalde 60 ve 40 olur. Dolayısıyla maksı burada yakaladım. Peki minimuma nerede gelirim burada? B'de eğer ben 6'yı seçersem, 6'yı seçersem 6 kere 2 12, 3 kere 4 12 o zaman C 4 olur. Veya 3'ü de seçebilirim B'de. B'de 3'ü seçersem 3 kere 2 6, CD e, C'de ne oluyor? 2 kere 3 6 yani C'de 2 oluyor diyebiliriz. Şimdi dolayısıyla B ve C'de burada maksimum bunlarda minimum olmak üzere iki tane durum gö göreceğiz. Burada toplam 5 çıkıyor, burada toplam 10 çıkıyor ama dikkat edelim. Eğer ben B'de 3'ü seçersem A tak diye 20 oluyor. Bayağı büyüyor. Eğer ben B'de 6'yı seçersem A 10 çıkıyor. Burası da 10 çıkıyor. Dolayısıyla ABC'nin toplamı minimum da bu veya bu olmak zorunda hangisi daha minimum 16 20 23 25 o zaman minimumda bunu seçiyorum maksimumda da ABC'nin toplamında 60 40 A da zaten B 60 olunca 1 oluyordu dolayısıyla 101 de maksimum değeri oluyor o, olabilecek 101 maksimum değer şeklinde yazıyoruz Burada da 20 minimum değer şeklinde yazıyoruz. Bunu unutmamamız gerekiyor çünkü B3 olma durumunda da 20'nin altına düşme ihtimali vardı. Bunu da değerlendirmiş olduk diyoruz. Şimdi de MEB örnek yazılı sorusu benzerini çözüyoruz. Hadi bakalım. İki basamaklı AB, BC ve CA sayılarından AB sayısı 5, e, BC 4 ile CA da 9 ile tam bölünebilmektedir demiş. Buna göre en büyük ABC 3 basamak sayısının 36 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor bize. Şimdi bir kere AB sayısı 5 ile tam bölünebilmektedir demiş bize. Bir kere o zaman şöyle diyeceğiz. Ya bu sayı ya A0 olmalı ya da ya da A5 olmalı. Çünkü birler basamağı 0 ya da 5 olunca 5 ile tam bölünüyordu. O zaman ben buradan diyorum ki buradaki B sayımız ya 0 olacak ya da 5 olacak. Tamam. Peki burada Baktığım zaman BC sayısı diye bir şey var. Bu iki basamak bir sayı. O zaman B sayısı sıfır olamaz. Çünkü sıfır bir iki basamak sayının başlangıcı olamaz. Sıfır yedi diye bir sayı olmaz. Dolayısıyla B'yi mutlaka mutlaka beş almak zorundayım. Bu net, kesin. Bunu anladık. Ee, B beş olmak zorunda. O zaman bu sayımız BC diye bir sayı aslında. Dört ile bölünebilmek zorunda bu sayı. Bunun dört ile bölünebilmesi için de... Diyeceğiz ki ya 50'li kaç hangi sayılar 4 ile bölünür? 52 bölünür, 56 bölünür. O dolayısıyla 52 olabilir, 52 olabilir veya veya 56 olabilir. O zaman C dediğimiz sayı ya 2 olur ya 6 olur diyoruz. Şimdi burayı bulduk. Bu kesin 5. Bu net. C dediğimiz sayı ya 2 olur ya 6 olur. Peki C dediğimiz sayı 2 olsaydı yani buna göre ilerliyorum. 2 olsaydı 2A sayısı 9 ile bölünebilmesi için A'nın 7 çıkması gerekiyordu. Ee, aynı şekilde buna göre ilerlersek. Yani C dediğim sayı 6 olsaydı eğer. 6 A diye bir sayı var ya. Bunun e, 63 9'a bölünür için A'nın da 3 olması gerekiyordu diyoruz. Dolayısıyla C2 olduğunda A7 olur. C2 olduğunda A7 olur. Ya bu olur ya da. E, C6 olduğunda C6 olduğunda A3 olur. Hop bu şekilde o zaman iki tane sayımız var. Bunlardan en büyük ABC sayısını yani bunun 36 ile bölümünden kalanı sorulmuştu. 752'nin 36 ile bölümünden kalanı bulmak için 36'ya bölüp tak diye kalanı söyleyebiliriz. 2 kere 72 32 kalanı vermiş olur diyebiliriz. O zaman süper bir şekilde ödüllü sorumuzu yapalım, yorumları yollayalım. Hadi hepinize sınavınızda başarılar.